Evet. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Kavruk. Ben Oğuz diyorum tabii. Kaç 30 ne 30'u 41 yıllık alışkanlıkla seyirciler Oğuz'la benim diyaloğumu ne kadar biliyor bilmiyor bilmiyorum ama sonuçta biz 1980 yılında konservatuar Ankara Devlet Konservatuarı'na birlikte başladık. O Engin Sansa ile başladı. Ben o zaman Fevziye Hanım'la, Fevziye Sarı ile başladım. O günden beri de tanışıyoruz bir şekilde. Bu kadar yıllık bir geçmişimiz var. Bugün burada olmasından çok mutluyum. Çünkü her ne kadar şu an viyonsel çalmayı sahne üzerine bırakmış da olsa bizim için viyonsel açısından Türkiye viyonsel tarihinde hakikaten konuşulması üzerinde ne yaptıkları hakkında fikrini almamız gereken bir kişilik. Ben Oğuz'un hem Beyoncé'ye yaptığı katkıları hem bu kadar senelik emeğini çok önemsiyorum. Sağ olsun bugün kırmadı bizi geldi. Oğuz yaptığın veya çaldığın eserlere girmeden önce biraz bize kendinden kısaca bahsetsin. Her ne kadar ben çok iyi bilsem de sonuçta bu kaydı bir gün dinleyecek Türk ya da yurt dışındaki seyircilerimiz için kendini bir kısaca tanıtırsan seviniriz. Çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Bundan önceki programlarınızı izledim. Gerçekten çok keyifle izledim. Bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Bunu akıl edip bir araya getirmiş olduğunuz için hem Tayfun Bey'e hem sana hem Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllar sonra belki biz de izlediğimizde çok güzel hatırlayacağız bu günü. Şöyle, ben 1980 yılında konservatuvara başladım. Senin az önce söylediğin gibi beraber. Bir yıl sınıf atladım. 89 yılında mezun oldum ve o yıl hemen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girdim. Ve 2018 yılına kadar orada çalıştım. Bu sürede işte grup şef yardımcısı oldum, grup şefi oldum, çello solisti oldum. Sonra 2018 yılında bu dönem içinde 2006 yılında başladığım bir orkestra şefliği çalışmam vardı Rengim Gökmen'le. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na geçtim. Oranın daimi şefiyim. Orkestra şefliği yapıyorum. Şu enstrümanımı değiştirdim. Biraz daha büyüttüm diyeyim. Yani çünkü biliyorsun orkestra şefleri için bir enstrümandır aslında. Çalışma prensiplerimden hiçbir tanesinde farklılık yok. Nasıl violonsel çalıyorsam, nasıl çalışıyorsam, sesleri nasıl arıyorsam orada, aynı şekilde aynısını orkestrada yapmaya çalışıyorum. Kendim için orkestra yönetebilen orkestracı demeyi daha çok seviyorum orkestra şefindense. Çünkü sen de biliyorsun ki violonselin böyle hani öğretmenlik tarafına kayanlar var. Daha çok solistlik yapanlar var. Orkestra kısmına kayanlar var. Ben violonselin orkestra kısmına kayanlardanım. Ki uzun yıllar solistlik de yaptım hani mümkün olduğunca kendimi geliştirmek için, yeni yeni şeyler öğrenebilmek için. Hatta çalıştığım kurum beni zorladı ki hani sololar çalarken şunları bunları yaparken sıkıntı çekmeyeyim, rahat olayım diye o imkanı tanıdılar sağ olsunlar. Günün sonunda hali hazırda aslında violonsel bakışımı devam ettiriyorum yani orkestrada o devam ediyor öyle söyleyeyim. Oğuzhan Bey, ben araya girip bir şey sormak istiyorum. Burada üç çelist var. Üçünüze de soruyorum aslında. Elinize, emeklerinize sağlık. Ama görüyoruz ki violonselden böyle bir şefliğe doğru sanki bir yol var. Yani bir violacının şef olduğu mutlaka vardır belki ama çok duymadık. Ama violonselde duyuyoruz. Sazın mı özelliğidir yoksa dediniz biraz cevap var o anlattığınız şeyde hani enstrümanı büyüttüm diye. Onu biraz daha yani benim kişisel merakım sadece bu ama bir değilsiniz. İyi ki de yapıyorsunuz bunu ama geçen görüştüğümüz Münif Bey de benzeri bir yoldaydı. Ama bir şeflik durum var yani violonsel öyle bir saz mı? Violonsel çalan şefliğe daha mı rahat geçer, daha mı kolay yapar? Müsaade ederseniz öncelikle ben misafir olma hakkımı kullanayım, söz Lütfen. alayım. Şöyle bir şey, ben yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başında oturdum. Dolayısıyla orası bir adeta kartal yuvası gibi bir yer. Herkesi gözlüyorsunuz. Yani orkestra şefi 1 metre ötenizde, neredeyse kalp atışını duyuyorsunuz, soluk alıp verdiğini duyuyorsunuz. Dolayısıyla ben de şöyle tezahür etti. Şimdi oraya
dünyanın en önemli insanları da geliyor. Çok iyi olmayan şefler de geliyorlar. Ben onlardan zaman içinde ne yapılması, ne yapılmaması gerektiğini de öğrendim. Dolayısıyla zaman içinde yine az önce söylediğim gibi bir müzik gustosu oluşuyor, ağız tadınız oluşuyor. Bunu realize edebilmek için tek şansınız orkestra şefi olmak. Yani çünkü her şef kendi beğenisiyle sizin karşınıza geliyor. Eğer siz kendi beğeninizi duymak istiyorsanız orkestra şefi olmaktan başka şansınız yok. Benimki öyle geldi. Ama en başında 2006 yılında bu işe karar vermemde isterseniz ufacık bir anım var, onu anlatayım. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda bir konserim vardı. Don Quixote çalacaktım orada. Richard Strauss. Çok büyük bir eser. Oraya gittim ancak orkestranın şefi gelmedi. Yani bir başka konseriyle çalışmış falan. O arada bir dönem beraber de çalıştığım genç bir orkestra şefini buldular. Zorla buldular. İşte o maalesef Don Quixote bilmiyordu, çok büyük eser. İşte ben orada Çaykovski çaldım başka. Yani iki günde eser değiştirdim falan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşündüm ki ya orkestra şefliği ne kadar zormuş. Yani orkestra şefliği, şefi bulmak ne kadar zormuş. Yani bu işe ben de el atayım dedim. Çok iyi hatırlıyorum, o 2006 yılıydı. Döndüm uçakla, ertesi sabah Rengim Gökmen'i aradım. Bana öğretir misiniz bu işi diye. O da sağ olsun bütün gönlünü açtı, zamanını aradı. Ve tam 6 yıl boyunca her cumartesi günü sabah 10'dan akşam 6'ya kadar bila bedel benimle çalıştı. Bütün kütüphanesini açtı, hikayeler, ödevler, yani inanılmaz yoğun bir şey geçirdik. Sağ olsun bugüne gelmemde. Başta iki kişi vardır, onu da hemen söyleyeyim, onu söylemeden geçmeyeyim. Hayatımda iki önemli kişi vardır. Bir tanesi az önce İzzet'in söylediği Engin Sansar, violonsel öğretmenim. Hem öğretmenimdi, hem yol gösterenimdi, hem mentörümdü. Beni sürekli itti, sürekli daha fazla şeyler yapmam için zorladı. Diğeri de Rengim Gökmen, sağ olsun. Aynı şeyi aşağı yukarı orkestra şefliği konusunda o yapıyor. Çok müteşekkirim onları. Sizin huzurunuzda da onlara bir kere daha teşekkür etmiş olayım. Ben iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi, Türkiye'de benim bildiğim Oğuz'la Münif var. Başka yok değil mi? Viyonsel'den şefliğe geçen Oğuz. İkiniz varsınız bir tek. Öyle mi? Yanılmıyorsam Hakkı abi, Hakkı Öztürk de o emekli oldu şimdi. O benden önceki o da çello solistidir. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın çello solistiydi. O emekli oldu şimdi. O Kuşadası'nda bir orkestra yaptı, yönetti falan, öyle bir takım bir şeyler var. Ama onun dışında ben de bilmiyorum açıkçası. Yani ikiniz şu an hani benim bildiğim bir süreklilik arz eden bir süreç içindesiniz Minifle'sen. Yurt dışında, evet. Da benim bildiğim Barbirolli ile kim var başka? Barbirolli var. Rudin var. Efendim? Rudin var. Alexander Rudin var. Ha, Rudin tabii o, direkt o zaten iki kariyeri bir arada yürütüyor. Yani Viyonsel'den geçen var aslında. Kompozitörlüğe geçen işte. Toscanini, Arturo Toscanini, evet, biliyorsun Viyonsel'den geçmiş en büyüklerden biridir. Evet. Viyonselciler şefliğe evet dönüyor ama Türkiye'de iki tane şu an bizim örneğimiz Oğuz'la Münif. Bu arada Oğuz çok üstün körü geçti ama bu Viyonsel solistliği denen kavramı da biraz konuşalım. Şu an Türkiye'de Viyonsel tarihini konuştuğumuz için senin o Kartal Yuvası tabir ettiğin koltuk aslında iddialı, çok iddialı ve senin de çok yakıştığın bir koltuktu. Nusret Kayar ve sensin değil mi CSO'da bugüne kadar o koltuğu almış? Evet. Nusret Hoca da benim hocamın hocasıdır, Nusret Kayar. Fakat o bir şekilde oraya atanmış. Yani şimdi onun şey Iron Man gibi bir sınavı vardır. O sınavı yapıp olan ilk benim. Tamam. Bunu da bir müzikolog, isim söylemedik istemediğiniz için söylemiyorum. Bir müzikolog arkadaşım söyledi. Biliyor musun dedi, ilk sensin burada. Bununla ilgili bir araştırmam yok aslında. Şu anda da zaten orası boş duruyor henüz. Peki Türkiye'de başka çello solisti kadrosu da bir yerde biri görev yaptı, yapıyor. Dedim ya, Türkiye çello tarihini konuşuyoruz. O yüzden bunu soruyorum. Hakkı Öztürk çello solisti oldu. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda.
Günümüz itibariyle, zannediyorum geçen yıl yani 2020 yılı itibariyle de emekli oldu. Ben de 2018 yılında ayrılmıştım. Yani şu an çello solisti yok maalesef ülkemizde. Tamam. Yani sonuçta çello solisti bu arada... Onu da izah edeyim. Orkestrada biliyorsunuz dünyadaki bütün orkestralarda adeta orkestranın sahibi yöneticisi konsertmeisterdir. Yani birinci kemancıdır. Bizim orkestralarımızda, Türk orkestralarında bundan farklı olarak çello solisti olarak violonsel, birinci violonselciye bir görev verilir. Violonsel grup şefi olduktan sonra da yine bir sınava girer. Bunda başarılı olursa işte nasıl söyleyeyim? Her enstrümanın sınavına girer, not atar, giriş sınavlarında vardır, komisyonlarda bulunur. Önemli bir ya, pozisyondur yani. Bildiğim kadarıyla viola'da böyle bir kadro yok, kontrbasta böyle bir kadro yok. Veya ikinci kemanda. Yalnızca yok. Bu hakikaten özel bir kadro ve sen de uzun yıllar çok güzel bir şekilde yürüttün bunu. Ben Münif'in röportajında biraz serzenişte bulundum. Eğer seyrettim diyorsan hatırlıyorsundur. Hepsi. Yani bizim için şefliğe geçişim belki o tarafa bir kazanç ama bizim tarafta viyonselciliği daha geriden veya artık hani bizim göreceğimiz şekilde yürütmüyor olman bir viyonselciler tarafında bir kayıp. Çünkü hakikaten yıllar boyu çok güzel işler yaptın. Bugün senin genel kariyerinden çok Türk viyonsel tarihiyle alakalı olan çaldığın Türk viyonsel eserlerini konuşacağız. Aynı şeyi Doğan Hoca'da da yaptık, Münif'te de yaptık. Diğerine girersek iş hani kapsam dışına çıkıyor. Evet. O yüzden bugün istersen şeyden başlayalım. Yani benim önümdeki notlarda... Aslı'nın çıkarttığı notlarda işte Yalçın Tura var, Hasan Tura var, Münif'le çaldığınız, bir de Bujor var. Hangisiyle başlamak istersin? Şimdi her şeyden önce Münif'le yaptığım programı ve Münif'i tekrar tebrik edeyim. Gerçekten çok olağanüstü bir programdı ve Münif gerçekten bu işe kendini adamış birisi. Bu çıkartıyor, çalışıyor, arıyor, buluyor. Ki onun o alınar notasını bulmasıyla ilgili Safa'ya ben şahitlik yaptım. Hatta şöyle bir şey oldu. O dönemde benim de bir alınar çalmam söz konusuydu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda. Dedim ki ben bunu hak etmiyorum. Yani bunu Münif çalmalı her yerde. Çünkü o kadar çok uğraştı ki o notaya sahip olabilmek için. Maalesef böyle bir sıkıntılar var. Sen hatırlayacak mısın bilmiyorum. Aynı sıkıntıyı ben Adnan Saygun Yonsel Konçertosu'nun Yonsel Partisi'nde de yaşadım ve o problemi sen çözmüştün, sen vermiştin bana notayı. Yalvardım sağa sola, yine isim kullanmıyoruz, söylemiyorum. Yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle bir şey, ben Münif'in yanında Türk Yonsel eserlerini seslendiriyor sınıflamasına dahi girmem. Çünkü o gerçekten çok uğraşıyor. Benim tesadüf hayatımda karşılaştığım şeyler sayesinde o eserleri seslendirdim. Yine bu konuya girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine sizin daha önceki programlarınızdan edindiğim hislerle. Şimdi bu biz violonsel özelinde konuşuyoruz. Ancak eserlerin seslendirilmesi için bir beşli sac ayağı var. Bir kere bir besteci. Sonra bir yorumcu. Sonra onu çalacak bir orkestra. Bütün bu bestecinin yazdığını basacak bir basım evi ve en nihayetinde bir sponsor, işte bir kişi olur, bir kurum olur, bunu finanse edecek bir şey. Şimdi maalesef ülkemizde bunlar hiçbir tanesi yerleşmiş değil. İşte cengaver gibi Münif çıkıyor, işte orayı kazıyor, burayı yapıyor, ona yalvarıyor, işte gecesini gündüzüne katıyor, işte kendi kurduğu orkestrayla eserini seslendiriyor falan. Bu gibi. Bunlar bana çok ağır geldi ve ben bunlardan kaçtım açıkçası. Başıma gelen birkaç tane şeyi bahsedeyim. Mesela İdil, Necil Kazım Akses İdil'ini çok beğenirim ben. Onu seslendirmek için çok uğraştım. Hep şunu söylediler mesela. Eser 11 dakika. Onun yanına ne çalacaksın? Yani İdil'le beraber çalınabilecek bir eser yakıştıramadım ya da benim bildiğim bir şey yoktu. 11 dakika bir ona sayısı yok. Daha uzun bir şey çal. Gitti. Anlatabildim mi? İşte mesela yine senden aldığım notayla İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Adnan Saygın Yonsel Konçertosu'nu çalacaktım. İşte bir hafta önce yine eser değiştirdiler. O zaman orada Şelomo çalmak zorunda kaldım. Sebep işte
artık bilemiyorum ya yabancı bir şefti, ona zor geldi onu yapmak. Ya işte materyaller bulunamadı. De şöyle bir şey mesela. Mesela Adnan Saygun hakları per müziktedir. Şimdi onu çalmak istediğin zaman oraya bir takım telif paraları ödemeniz gerekiyor. Bunlardan kaçınıyor orkestralar haklı olarak. Bütçeleri yok çünkü. Yani şimdi ben bir orkestranın başında olduğum için şimdi bunlarla ilgili şeyleri çok iyi bilebiliyorum. Bu benim öncelikle Yalçın Tura'yı seslendirmemde şöyle bir şey oldu. O dönem Rengin Bey, Cemal Reşit Rey orkestrasında İstanbul Belediyesi'nin sübvanse ettiği, desteklediği bir orkestradır o biliyorsunuz. Türk eserlerini tematik olarak, işte Necip Kazım'ın eserleri, Yalçın Tura'nın eserleri falan böyle tematik olarak konserler yapıyordum. Bana ilk haber geldiğinde işte Yalçın Hoca yeni bir senfoni yazmış, 5. senfoni. İlk yarısında da ya oyun havaları çalınacak, Yalçın Tura'nın keman eseridir o. Ya da violonsel konçertosu çalınacak. İşte böyle bir durum var, ilgilenir misin diye sordular. Tabii dedim, çok ilgilenirim. Ve hemen çalışmaya başladım ki işte birkaç hafta içinde violonsel konçertosu daha az çalındığı için onun seslendirilmesine karar verdi zannediyorum Cemal Reşit Rey Orkestrası yönetimi. Ve ben onu çalıştım. Çok da güzel bir icra oldu. Sağ olsun hoca da geldi. Oradaydı hem provalar sırasında hem konserde. Keyifli bir çalışma oldu. Yani açıkçası ben orada Münif gibi peşine koşturup böyle kendim yıpranmadım. Yani olması gerektiği gibi bir teklif aldım. O teklifi değerlendirdim. Çok da keyifli oldu. Bizdeki kayıtlara göre 2015 Haziran diye geçiyor. Münif de öyle bir şey söyledi. Doğrudur. Birkaç ay sonra da Münif çalmış sanıyorum. Doğru Münif mu? Münif benden önce çaldı. Senden önce çaldı. Yani onu ilk çalan Münif. Ben Münif'ten sonra çaldım. O eserin hikayesi öyle. Hatta şöyle bir şey oldu. Bunu da kayıtlara girsin diye söylüyorum. Yalçın Oda izledi. Ya dedi, bunun sonun 3. bölümde ben 1-2 değişiklik yapayım ya falan dedi. Ama yapmadı bu arada. Bu arada Yalçın Hoca'dan haber bekliyoruz. Zoom kullanmak konusundaki konuyu çözerse Yalçın Hoca da yakın bir zamanda konuğumuz olacak. Çok sevinirim. Yani gerçek bir entelektüel, gerçek bir Türk müzik tarihini hem geleneksel müzik tarafında hem bizim tarafta çok iyi bilen, çok güzel anlatan, çünkü benim yaklaşık 15 senedir falan beraber çalıştığım bu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası var. Biz kendisini oraya davet ettik. Çocuklarla böyle bir söyleşide bulundu. Yani şöyle söyleyeyim, ağzım açık dinledim kendisini. Çok keyifli olacaktır. Peşini bırakmayın. Yok, yani çözeceğimizi düşünüyorum. Yani o şu Zoom konusunu çözersek güzel olacak. Zoom'u çözmeyin, öyle çözün. Şu an pandemi koşullarından dolayı çekiniyoruz. Evet. Yoksa hiç problem değil. Ne olacak? İzmir'e Ahmet Yürür'e gittik. Ahmet Hoca da sağ olsun bizi misafir etti. Ama hani huzursuz etmek de istemiyoruz hiç kimseyi. Tabii. Şimdi bizim bu konseptimizin bir parçası olarak alt yazılar var. İngilizce ve Fransızca. Bunu şunun için söylüyorum. Yarın öbür gün biz bunları yurt dışındaki farklı mecralarda da paylaştığımızda farklı bir sürü ülkeden insanlar bu röportajı dinleyebilir noktasına geleceğiz. O yüzden bunu bir yere bağlayacağım. Bunu Münif'e de sordum. Sence Yalçın Tura Konçerto uluslararası X bir ülkedeki bir viyonselci için hangi konçertoya benzer? Neye his yaratır? Sonuçta sen neredeyse bütün yani viyonsel repertuarına gayet hakim bir viyonselcisin. Hani ya Yalçın Tura diyorlar da kim bu, neye benzer, melodik midir, atonal midir, nasıl bir konçertoymuş diye bir Japonya'da bir Brezilyalıya ne, hani kafasında bir şey canlanması için ne denebilir sence? Münif de bununla ilgili bir tanımda bulundu, o yüzden senin de fikrini almak istiyorum. Sonuçta çaldın. Aslında Münif tanımda bulunamadı, ben de bulunamayacağım. fakat şunu söyleyebilirim, Yalçın Hoca'nın bütün eserlerinde ki o hayranı oldum en son 5. senfonisinde de öyle. Bir kere Yalçın Hoca atonal de olsa inanılmaz güzel melodiler yazabiliyor. Ve hiç her müziğinde
kendisinin bu folklorik özellikleri çok iyi bildiği şeyi çok güzel süslüyor, beziyor. Yani sonuçta kendisi bütün, yani işte bu az önce o beşli saç ayağından bahsettim ya, bunlar geliştiği zaman dünyada herkesin çalmak için çabalayacağı bir eser haline rahatlıkla gelebilir. Gerçekten dokusu çok farklı. Bir bakıyorsun bizden böyle dokular var. Bir bakıyorsun Fransız parfümler uçuşuyor havada falan. Yani hoca çok renkli. Çok da keyifli ki bu konçerto biliyorsun 1956'lı yıllarda falan yazılmış. Evet, 56. Yani çok erken dönem eserlerindendir. Evet. Uzunca bir dönem hiç kalmış, çalınmamış. Dolayısıyla şimdi mi yani keşke bir konçerto daha yazsa hoca. Bilmiyorum, sorarız inşallah konuşursak. Yani 1956'da yazılmış, 2015'te ilk siz çalmışsınız arka arkaya. Yani kaç yıl ediyor? Neredeyse 60 yıl, 59 yıl sonra ilk seslendirmesi, evet, yazılmış. İnanılmaz bir şey ya. Yani haberimizin olmaması mı, çalınmaması mı, her biri bir ayrı konu. Bu arada senin bu bahsettiğin sacaya ile ilgili ben bir biraz bilgi vereyim. Şu ana kadar bizim bulabildiğimiz Türk viyonsel eserlerinin sayısı 235. İnanın. Evet. Şu an değil mi Aslı? En son 235'te kaldık. Evet. 235'te kaldık şu an. Orkestra eşlikli eser sayısı da şu an bendeki listeye göre 36. Yani aslında 199 tane, hadi aralarında 25 tanesini bulamadığımızı varsayarsak, yani daha çalınacak 200 tane daha eser var Oğuz. Evet. Yani biz ilk başladığımızda Pınar'la 70'ti. Şu an 235-236'ya geldik ki daha bu Sey Solo'dan sonra herhalde 240'ı geçeriz değil mi Aslı? Benim tahminim. Sürekli o zaman şeyler. Tam yarışma viyonsel konserleri, onları bekliyoruz. O zaman tam yeri, ben müdahale edeyim, araya gireyim. Size bir müjde vereyim. Bu programda söyleyeceğimi söylemiştim Aslı'ya. Bundan yaklaşık bir 2-3 hafta önce bir besteci bana bir viyolonsel konçertosunu getirdi. Lütfen dedi, bunu viyolonsele uymayan yerleri, sizi rahatsız eden yerleri varsa lütfen söyleyin dedi. Ve ben ona bir müddet çalıştım ve ondan sonra fikirlerimi paylaştım ki gerçekten çok iyi bir viyolonsel konçertosu. Bugün yarın onu duyacaksınız. Hasan Niyazi Tura viyolonsel konçertosu yazdı. Onu da sizlerle paylaşmış oldum. İyi iyi, güzel. Tam teaser oldu. Çok. Evet, evet. O zaman Hasan'ın bu dördüncü viyonsel eseri oluyor bizdeki listeye göre sanıyorum. Şimdi listeye bakıyorum. Hasan ne yazmış şu ana kadar? Evet, üç eser. Ha, pardon. Evet, okey. Üç eseri olmuş oluyor konçerto ile birlikte. Hasan'ın, evet, yazdığı. Bir tane şey var. Sizin Münif'le birlikte çaldığınız Hasan'ın bir eseri var. Evet, o da çok enteresan bir şey oldu. Biz Münif'le çok, yine biraz hikayeye gidiyorum. Hani konunun dışına çıkıyorum. Lütfen keyfine bak. Rica ediyorum. Lütfen. 1985-86 yıllarında İstanbul'da konservatuvarlar orkestrası kuruldu. Her konservatuardan elemanlar katıldılar. Bizim konservatuarımızda, ben Ankara Devlet Konservatuarı'nda ben gitmiştim viyolonselci olarak. Benim rahle arkadaşım da Münif'ti. Biz beraber çaldık orada. O zamanlardan tanışıyoruz ve Münif gerçekten dünya iyisi bir adamdı. Yani böyle kendini hayran bırakır. Sakinliği, böyle babacan halleri falan. Biz yıllar içerisinde işte bir viyolonsel yarışmasında beraber jüri olduk. Bu Natalie Goodman falan da vardı. Bu Fethiye'deki Fethiye'deki Benjamin için. Fethiye'deki Benjamin Sönmez viyolonsel, Natalie Goodman falan da gelmişti. Biz, evet, gerçekten hani zaman içinde büyük dostluklar kurduk. Ya beraber bir şey yapalım falan dedik. Yapılır yapılır. Vivaldi iki cello konçertosu. Süre kısa. Yine aynı şey oldu. Ne yapsak falan. O zaman işte biz Hasan Turay'la bir şeyde çalışıyoruz. Doğuş çocukla beraber. Hasan dedim, hemen bir tane viyolonsel, iki viyolonsel eseri yaz bize.
Tamam abi dedi. Ve çok kısa bir sürede de gönderdi notalarını. Eşlikleriyle şunu buldu. Ve biz o şekilde yaptık oraya. Yani onun sebebi bizim Münif'le olan dostluğumuza dayanıyor. Oradan yola çıkarak bunlar gerçekleşti. Bu arada Hasan Niyazi Tura da Yalçın Tura'nın oğlu oluyor. Aralarında bir akrabalık var. Dediğim gibi bu çok bizi, Türkiye'yi bilmeyen insanların da bir gün dinlemesini ümit ettiğimiz bir kayıt olduğu için bunlara arada girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilmek zorunda değil kimse. O eser hakkında ne diyeceksin? Hasan'ın eseri için, o iki Beyoncé eseri için. Şunu söyleyebilirim, yani orada biz daha çok hani çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Keyifle yaptığımızı hatırlıyorum. Bu arada çok yıl geçti. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama var mı sizde bir tarih? Ne zaman kaydettiğiniz? Bakayım. Ben notlara baktım ama göremedim tarihini. Tarih bulamadım. Evet. Ne kayıt yok, bulabildim, tarih yok. Tarih bulabildim. Hatta Hasan'a yani sordum. Yani 10 yıldan eskidir. Onu rahatlıkla YouTube'a söyleyeyim. YouTube'a falan koydunuz mu bunu? Bir yerde var mı? Bir kaydı bir şey? Valla İzzetciğim, ben kaydı çaldığım şeyleri tekrar dinlemekten bile hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla bir böyle kayıtçılık, hani koleksiyonculuk falan bende hiç yok. Dolayısıyla onun peşine hiç düşmedim. Varsa yine Münif'te. İşte Münif. O gün Münif'in röportajı seyrettin benim yüzümden. Şimdi tekrardan toplamaya başlayacak anladığım kadarıyla. Çünkü öyle görüyorum. Öyle. Yani dağıtmış, hiç yerini bile bilmiyor. Üzerine kayıtlar yapıldı falan diyor, kabus gibi. Hani bunları tabii, ben tabii nereden bulacağım? Ne yapacağız değil mi? Aslı, nereden bulacağız biz bu kayıtları? Biraz zorlanıyoruz ama yavaş yavaş. Ben Münif abiye yine bir şey için daha sıkıştırdım geçen gün. O yine bir arşivleri karıştırıyor şu an. Evet, artık mecburen bir daha çalarız olmalı. Vallahi harika olur. O daha güzel olur. Çünkü yani insanlar şimdi konuşuyoruz. Ya ben bu eseri dinleyeyim dese, YouTube'a yazsa bir şey bulamayacak. Yok. Yok yani. Evet, maalesef öyle. Öyle, gerçekten öyle. Öyle. Yani yoksa yani tamam, onu kayıt ettik yok mu da bilmiyorum açıkçası. Vallahi bilmiyorum ki. Nerede çalmıştınız ilk seslendirilişi? Mersin'de yaptık. Mersin Oda Orkestrası ile beraber yaptık. Zannediyorum o konserin diğer kısmını da ben yönettim. O şefsiz yaptık. Yani çok böyle zihnimde açıkçası çok iyi hatırladığım bir konser değil. Çok eski geçti yani. Çok yıllar geçti üstüne. En azından bir program afişi falan bir şey varsa onu bir yere not alsak değil mi? Aslı, en azından Münif'ten isteyelim de. Abi de var. O çıkartacaktı. Sadece şu an okul açık olmadığı için pandemiden dolayı çok bir şey yapılamıyor. Biz bir yandan da bir listeyle uğraşıyoruz Oğuz. Bugüne kadar çalınmış Türk eserlerinin çalınma tarihleri, yer, solist, şef. Çünkü onu bile bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Doğrudur. Haklısın. Ben de açıkçası hiç özenli değilim o konuda. Yani hep bir sonraya bakıyorum. Hani geriyle ilgili bir... Aslında sizin zaten Oğuz Bey, bu birazcık bizlerin ya da ötekilerinin işi. Birileri alıp bir kenara yazmalı, takip etmeli, kaydetmeli bence. Yani olanaklar keşke öyle olsa dediğiniz gibi, ama işte biz hep kendimiz pişirip kendimiz yediğimiz için. Evet o beş ayağın beşini de siz üstleniyorsunuz ya da iki ayak beş ayağı oluşturuyor gördüğümüz o, ne yazık ki. Evet. Peki hazır kayıtlar demişken unutmayalım, Bujor'u da bir anmıştık, onu da bir sahnelemişsiniz galiba, araya girdim ama süremiz tanımlı olduğu için hemen onu da bir istedim. O da şöyle oldu, bu Milli Reassurance Orkestrası var İstanbul'da, bu İş Bankası'nın zannediyorum desteklediği bir orkestra. Çok eski yıllardan beri olan bir orkestra, çok seçkin bir sesi var. İstanbul'da çok değerli küçük bir salonları da var bu Milli Reassurance binasının altında. Onların bir daveti oldu. Şef Hakan Şensoy da bizimle, oda orkestrasıdır, yaylı oda orkestrasıdır bu arada. Bizimle bir şey çalmak ister misin dedim. Bayılırım. Ancak bizim violonsel repertuarında oda orkestrası eşlikli eserlerimiz, işte iki tane Haydn konçerto vardır, violonsel konçertosu. İşte birine korno, fuba bilmem ne ekledim. İşte iki tane de Carl Philipp Emanuel Bach konçerto var. Bir Mon konçerto var. Onun dışında yoktur. Benim daha doğrusu bildiğim bir repertuar. Geriler var bir sürü. İzzet beni utandırır şimdi dedim. Utandırdı. Ama ben yani de... topu kaldırdın.
Evet. O zaman şeyden bahsetmişti Sinan Dizmen. Abi dedi, çok güzel bir violonsel eseri var. Bujor Honig yazmış. İşte onlar bir şekilde seslendirmişler falan. Bana bundan bahsetti. Ben ilgi duydum hemen. Çünkü ben Bujor Bey'in gerçek bir hayranıyım. Çok 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 beğeniyorum onun yazma stilini. Ben kendisiyle iletişime geçtim. Sağ olsun birkaç gün içinde oğlu orkestra şefidir, o da çok kıymetli Artun. Bana notalarını gönderdi. Ben hemen çalıştım. Orkestra ile seslendirdik. Gerçekten oradaki bütün herkesin büyük hayranlığını kazandı eser. Bujor Bey, Bujor Honig, hani Romanyalı bir besteci. Ancak çok uzun yıllardan beri Türkiye'de, Ayşe Hanım eşi artık Türk oldular. Yani anlatabildim mi? Böyle zaten 30 müzik yıl de... üzerinde herhalde Bujor Bey'in buraya gelişi. 35 yıl belki, hatırlamıyorum artık. Kesin olabilir. Kendisi hem orkestra şefi hem çok iyi bir besteci. Ve çok güzel bir violonsel konsertosu yazmış. Kadansıyla o kadar dinamik, o kadar yerel unsurlar var. Ben hayranlıkla çaldım. Ondan sonra bütün cellocuları da önerdim, tavsiye ettim, notasını hatta gönderdim. Fakat işte bu yine az önce bahsettiğim sac ayağının bir tarafında da orkestralar var ya, orkestralar çekiniyorlar, istemiyorlar açıkçası yerli eserleri seslendirmek. Seyirci düşüyor çünkü, böyle bir gerçek var maalesef. Onlar da seyirci ve gişe peşinde olduklarından daha bilindik eserler, daha popüler eserle seslendirilmesini istiyorlar. O yüzden işler zorlaşıyor açıkçası. Zannediyorum o gençler de benim notayı gönderdiklerimde bu kılık şeylere takıldılar. Valla ben orada yine biraz önceki konuya geri döneceğim. Mesela Bujor Hoynik'in konçertosunun Sinan'la sen çaldınız. Başka üçüncü şu an benim bildiğim yok. Benim İkinizin de. YouTube'da herhangi bir kaydı var mı bunun? Yok, hayır. Hiçbir kaydı yani yok. Olmayınca mesela genç biri diyelim ki konsere gidecek. Baktı Bujor Hoynik Viyonsel Konçertosu programda. Girdi baktı. YouTube'da bir şey duyarsa ha güzelmiş diyor geliyor. Ya da bir şey duymuyor. Aa diyor geçiyor gidiyor. Yani bu artık başka bir kuşakla biz muhatabız. 2000 sonrası kuşak bizim gibi kitap ya da bir büyüğünün söylediği lafla değil. YouTube'da ya da Google'da aradığı Google Hazretinin ona ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Bizim o anlamda bir nevi böyle bir borcumuz var. Bahsettiğin konuda eğer daha fazla talep görmek istiyorsak biraz bir şeyleri de böyle YouTube'a yerleştirip bugün yaptığımız söyleşi de bu amaca hizmet etmesi ümidiyle yaptığımız bir şey. Bir şekilde bizim bunları koymamız lazım ki insanlar ya evet bu da varmış desin. Ben Münife'de o gün söyledim yani o kayıtları alalım, gerekiyorsa bizim bu kanalın içine koyalım. Yani bir yerlerde bir şeyler olsun ki insanlar baktığı zaman 3-4 farklı viyonselci çalmış, farklı tarihlerde çalmış neyse üstünü doldurabilecek hale gelelim. Yeni kuşakta bir sürü zımba gibi viyonselciler var ama haberleri yok. Sen işte bu jörü çalmıyorlar diyorsun. Haklısın ama işte haberleri şey yok. Ama şöyle bir şey için sen de takdir edersin. Benim onları seslendirdiğim yıllarda bu işte YouTube işte bu kadar hayatımızın içinde falan değildi. Yani bu kayıtların bu kadar önemli olacağını ben hiç kestiremedim açıkçası. Yani bir de şöyle bir şey oluyordu. Gerçekten asıl benim istemememin sebebi son derece iptidai aletlerle kaydediyorlardı. Senin çıkarttığın sesten başka sesler çıkıyordu. Yani mutsuz oluyordum o sesleri duyduğum zaman. O teknolojinin çok kötü olmasından. Dolayısıyla hiç olmasın daha iyi diyordum. Yani bunun belki bir sebebi de budur. Yani yapılan kayıtlar gerçekten şimdi cep telefonuyla bile kaydetseniz belirli bir standardın üzerinde dinlenebilir hale geliyor. Ama geçtiğimiz yıllarda öyle değildi. Dolayısıyla ben hep kaçındım bunun peşine koşmaktan. Çünkü yorucu bir şey. Bunu yine o kendin pişir kendin ye diyoruz ya, onu da yine sizin yapmanız lazım. İşte sehpaları taşıyacaksınız zaten. Violonseli taşıyorsunuz sırtınıza, sehpaları taşıyacaksınız, mikrofonları taşıyacaksınız, yerleştireceksiniz. Şimdi yeri mi değil mi bilmiyorum ama bizim ülkemizde çok zordur bir eseri seslendirmek. Yani şimdi mesela bir yabancı solist geldiği zaman işte devlet orkestralarımız 2000 euro, 2500 euro para öder. Ben gidip çaldığım zaman bana günlük 60 lira öder.
Onun dışında uçağımda violonselime yer vermez. Onu ben kendim satın alırım. İşte anlatabiliyor muyum? Yani bütün her şey çok zordur. Yalvarırım ben. Benim CSO'da bulunduğum sürece ben her violonselciye yalvardım, bize sürekli gelen bir Türk eseri çalın. Bir Türk eseri. Mesela Rudin'e çaldıramadım ben bir tane Türk eseri. Ki dünyanın bana göre gelmiş geçmiş en iyi violonselcilerinden bir tanesidir. Öyle, öyle. Olağanüstü kıymetlidir. Hayatımda çok önemli yeri vardır. Ama istemedi çalmak. Girmedi o topa. Çok çok yalvardım. Yani bir Saygun çalın. İşte Saygun çalın. Saygun sonra çalın. İzmir'de çaldı ama Saygun'u. Ama bizle çalmadı. Evet, sizle çalmadı. Bizle çalmadı. Çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu. Yani dediğim gibi o şartları oluşmadan, hani kendimiz o şartları oluşturduğumuz için bir yerde artık pes ediyorsunuz. Anlatabildim mi? Ben mikrofonlarımı taşıyayım, kurayım, kaydedeyim, yayınlayayım, sahip olayım, saklayayım, işte çalışayım falan. Bunlar gerçekten çok meşakkatli işler ve ben kaçtım bunlardan. Ben belki konformistim, bilmiyorum onlardan. Biz arkeolojik devirden geliyoruz. Yo yo, ben de şöyle... Öyle deme, öyle deme. Öyle deme. Bir kere işte bu anlamda sizin bu başlanmış olduğunuz çalışma bile bundan sonraki yapılan çalışmaların kayıt altına alınması gerektiği fikrini güçlendiriyor, ortaya sunuyor. Bir yerden başlandı. Evet, bir yerden başlandı. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Oğuz, peki bu çalmış olduğun, konuştuğumuz eserlerin dışında senin aklına gelen, şunu da seslendirdim diyeceğin bir şey var mı? Şu var, konserlerde biz parçası olarak Adnan Saygun'un partitasından bölümler seslendirdim bir dönem. Onun dışında aslında bir bilmiyorum sizin hedefinizde midir? Bu Fazıl Say'ın Metin Altıok oratoryosu vardır. Bu kendisini tanır, Metin Altıok kendisini tanır. Madımak faciasındaki şeyler için yazılmış bir eserdir. Onun orkestrayı çok değişik distribüsyonu. Altı violonlar vardır, bir tanesi solo. İşte trombon, bir takım flüt falan, böyle değişik sazlar. Violonsel ve bir koro da vardır. Ve bir de solist. Violonsel ve o solist şeydir, soprano solist, ana karakterlerdir. O sololarını da ben çalmıştım Fazıl'ın o CD'sinde. Onun dışında benim Türk olarak, Türk besteci olarak çalıştığım bir şey olmadı. Anladım. Onun dışında Tayfun, senin eklemek istediğin bir şey, sormak istediğin bir şey var mı? Ya adettendir, hani ben böyle başarılı olmuş insanları konuk ediyoruz. İzzet böyle bir lokomotiflik yaptı. Bize destek olmaya çalışıyoruz bu projeye aslında. Ama bizi izleyecek olan Türk veya yabancı, hani müziğin evrensel dili var ya, violonsel heveslerine, violonsel öğrencilerine bir tavsiyeniz var mı? Onu sormak isterim. Çok da bir, hani biraz evvel konuştuk aslında, dediğim gibi onlar görevlerini yapıyor ama eksik gördüğünüz yerleri söylediniz, o güzel. Yani bu müziğin ya da bu verilerin gelişmesi, bu kültüre biraz faydası için ya da sizce ne yapılmalı? Öyle söyleyeyim, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Aslında eklemek istediğim şey şu, İzzet'le ikimizin okuduğu aynı okul. Aslında bunlar müzik eğitimi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir devlet politikası olması gereken bir şey. Yani kişilerin çabalarıyla varılan yerler çok uzun uzak yerler olmuyor. Ben konservatuara başladığım zaman konservatuarda parasız yatılı okudum. Ailem İzmir'deydi. Ankara'ya geldim ve sizin programınıza katılan Doğan Hoca olsun, Doğan Cangal olsun, Ali Doğan olsun, Engin Sansa olsun, bizim büyüklerimiz şu an hani bize bu yolu açan kişiler, hepsi Ankara Devlet Konservatuarı'nın yatılı bölümünde okudular. Fakat zaman içinde işte binanın sağlıksız olması sebebiyle binanın pansiyon kısmı, yani yatılılık kısmı kaldırıldı. Ve koskoca Ankara Devlet Konservatuarı artık yalnızca Ankara'daki çocuklara hizmet verir oldu. Halbuki şu an bakacak olursanız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalışan arkadaşlarımızın tümü işte Gümüşhane'den, işte Erzurum'dan, Adana'dan, işte ben İzmir'den,
Benim kız kardeşim de kemancıdır. O da İzmir'den. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Eski zamanlarda bunlar daha kolay oluyordu. Şimdi zaten çocukların dikkatini bozan bir sürü şey var. İşte internet çağında sizler de söylüyorsunuz. Ben bir ebeveyn olarak kendi çocuğumu herhangi bir konuya odaklanması için zorluyorum. Bu çok zor bir haline geldi. Çağımızın sorunu o maalesef. Evet. Ben ortaokul ikinci sınıftayken şunun farkına varmıştım. Ha, ben bu enstrümanın benim geleceğim. Ya yapacağım bir şeyler yapacağım, suyun üstünde kalacağım ya da suyun altına gideceğim. Yani çok zordu şartlarımız. Gerçekten olağanüstü işte 1980 hemen askeri darbenin üstüne oraya geldik. Gerçekten çok değişik zamanlardı onlar. Oğuz bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Yani bizim Oğuz'la eski konservatuvarda Cebeci'den bahsediyoruz eski okul diye. Ders yaptığımız odalar Fevziye Hanım'la Engin Bey'in odaları yan yanadır. İki tane barakaydı. Bildiğin baraka. Yani çatısı gerçek bir damı olmayan, gerçek bir bina dahi olmayan. Şu an yerinde orası boş biliyorsun. Onları yıktılar o barakayı. Yok, görmeye inanamıyorum. Oraya hiç gitmedim. Biz gidiyoruz. Çok da iyi durumda. Beklemediğin kadar iyi durumda. Hatta bizim zamanımız kadar iyi durumda. Orada bir sıkıntı yok ama bizim ders yaptığımız 3 ya da 4 adıdır onlar. O böyle bir ufacık avlunun içinde. Korkunç bir yer. Yani şu an oraya da biz hani hayvan bağlasan durmaz derler ya. Öyle bir yerde kaç senemizi geçirdik. Yer yoktu çünkü. İşte şimdi o barakalardan çıkarsın, sola dönersin, tuvalet vardır. Tuvaletin kapısının önüydü benim yerim. Yolun o tuvaletin içinde dururdu. Yani şimdi herkese şaka gibi gelecek bunları duyuyor olmak. Yani onları sen şahit olsan, şahit olduğun için, yani beraber yaşadığımız için. Zeynep, bunları... sen, ben, biz köşe kapıcı oynardık ders, yansar çalışabilmek için. Aynen öyle. Yani fakat işte bizi bir sistem aldı, aç da olsak, kafamıza yağmur yağıyor da olsa bir sistem aldı, bir yerden bir yere getirdi. Bunu devlet yaptı. Maalesef şu an konservatuvarda bunu göremiyorum. Dışarıdan gözlemleyen birisi. Belki daha yanılıyorum. İnşallah bir sonraki programda bir hocamız gelir. Yok öyle değil. Biz şunları yapıyoruz. Çocuklarımıza şu katkıları sağlıyoruz. Onlar şunları öğreniyorlar. Dünya vatandaşı oldular falan der. Beni utandırır. Ben utanmayı çok severim. İnşallah öyle bir şey olur. Ama mesela yatılılığın gidiyor olması çok kötü oldu. Ki bu çok önemli bir şeydi. Çocuklara söyleyeceğim şey ise şu. Şimdi işte hesaplıyorlar. İşte bir saat çalıştık, iki saat çalıştık. Biz saatle çalışmazdık. Biz günle çalışırdık. Bir gün, iki gün, üç gün. Hani onun bir anlamda semeresini de gördük. Hani gerçekten violonselcilik bizden sonra ilk Şölen başlatmıştır bu şeyi hatırlarsın. O zamana kadar doğru dürüst repertuar yapmadan hep mezun oldu öğrenciler. Şölen çok büyük bir başarı gösterdi. Biz de onları takip ettik. Bizden sonrakilerin de bizden daha iyi olması lazım ki misyon tamamlansın. Ya da ilerlesin. Ondan emin değilim açıkçası. Çok iyi çellocular yetişiyor. Görüyorum sağda işte Dorukhan Doruk var, Çağ Erçağ var. İşte Sinan Dizmen var, Ali Sak var. Hani adını sayamadığım arkadaşlarım sakın alınmasınlar hemen şu an aklıma. Fakat birçoğu yurt dışında oraya kaçıyorlar. Yani burada da yetişmiş olsalar dahi. Çünkü ekmeği orada bulabiliyorlar. Bunlar hep problem. Yani Alman seyircisi Türk seyircisinden daha kıymetli değil ki. Bizim insanımız da iyi enstrümancıları, iyi solistleri, iyi müzisyenleri dinleyebilir, dinlemeli. Bunlar hep sistemsel sorunlarımız. İnşallah çözülür bunlar. İnşallah. Fakat güzel bir şey söylediniz ama ben iyi tarafından bakacağım şimdi biraz. O Cumhuriyet döneminde bu konuya girdikten sonra zamanla ben de öğrenmeye başladım. Hakikaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında söylediğiniz gibi devlet politikası, o da Mustafa Kemal Atatürk'ün belli yazdığı bir şey zaten. Ve hani tabirimi hoş görün, siz de aslında
o konseptin meyvelerisiniz galiba. İkinci kuşağısınız şu an. İkinci kuşakla beraberiz işte o hocalarınız bir, iki, hadi belki üç ama ve bir aile gibisiniz. Birbirinizle ilişkileriniz çok güzel işte nota alışverişleri. Ama evet, sac ayağı çok iyi oturmamış hakikaten, o beş ayakta bir sıkıntı var. Ama şimdi yeni medya dezavantajlarıyla beraber avantajlar da sunuyor. İşte erişilebilirliği kolaylaştırıyor. Örnekleri daha iyi görebilirler. Birazcık fırsat eşitliği var. Çalışmak anlamında, belki motive olmak anlamında rakiplerini görüyorlar o yarış için. Verilere daha kolay ulaşabilecekler. Yani iyi tarafları da var diye düşünelim. Ta o zamanlarda kurulmuş o devlet politikasının bugün sonuçları var. Artık bugün de galiba birazcık bizlere düşüyor bu işte. Hani Münif gibi dediniz ya, evet iyi niyetle koşturacak. Ama bir ayağı topal, o konuda maalesef hemfikiriz galiba. Evet, çok önemli bir şeye değindiniz. Bizim zamanımızda olmayan bir şey var. Şimdi dinlemek. Bizim bir plak odamız vardı konservatuvarda. Randevu alırdık. İşte haftada yarım saat, 15 dakika falan ya denk gelir ya gelmez. İşte bir plak alıp bir yerini dinlersiniz. Anlatabildim mi? Böyle bir şey vardı. Onun dışında işte çalıştığınız eserle ilgili olsun ya da sizi alacak, daha başka yerlere götürecek, görüşünüzü geliştirecek eserleri dinleme şansımız olmazdı. Şimdi elimizdeki küçücük cep telefonlarıyla dünyayı dinliyoruz. Dediğiniz gibi kendi yaşıtlarımız ya da o minvalde olan insanların neler yaptıklarını görüyoruz, neler yapabileceklerini görüyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunu da niye söylüyorum? Ben 1988 yılında Akdeniz Gençler Orkestrası'na gitmiştim, oraya katılmıştım. Bir orada işte sıralama var, oturtuyorlar birinci mi, ikinci mi, üçüncü, nerede oturacağınızı. Ben oraya bir gittim ki olağanüstü cellocular var. Fakat ben sınava girdim, sınavda çalıyorum ama bir taraftan da kendime inanamıyorum. Yani Allah Allah, ben bu kadar güzel çalmıyordum diyorum. Yani bir taraftan çalıyorum, yani o kadar motive olmuşum ki. Ve nitekim de beni seçtiler. Ben orkestranın violonsel grup şefi oldum falan. Yani dünyanın bu anlamda küçülüyor olması, birbirimizi görüyor olmamız muhakkak son derece olumlu etkileri var. Size çok katılıyorum. Devir aynı değil. Tabii biz artık 80'lerde okumuş bir kuşağız. Şu an 2000'lerde bile değil, 2010'lu yıllarda doğmuş çocuklar şu an okula giriyor. Benim şu an en küçük öğrencim 2010 doğumlu. Yani iş, düşünsene, bambaşka bir yere geldik. Hakikaten evet, arkeolojiyiz. Yani siz bana kızıyorsunuz ama arada iki kuşak geçti. Ben 26 yıl bitti hocalıkta. Düşünsene Oğuz, 27. yılım bu sene. 3 jenerasyon geçirdim. Her biri bir ayrı işte. Aslılar başka bir kuşaktı. Şimdi Aslı'ya sor, benim ufaklıklar o kadar farklılar ki bizden. Bambaşka bir dünya. Hiç, yani hiç alakası yok. Buna göre adapte olacağız. Ben işte elimden geldiği kadar bu proje babında farklı kuşağa kendimizi anlatabilmek veya geçmişimizde bizim de bilmediğimiz şeyleri aktarabilmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabiliyoruz ayrı bir konu ama bakalım, inşallah elimizden geleni yapacağız. Çok güzel yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. İyi ki yapıyorsunuz. Evet, Aslı, senin var mı Oğuz'a soracağın bir şey? Soracağım bir şey yok ama katıldığım bir yer var. Şöyle ki ben de sizinle aynı şekilde, biliyorsunuz, İzmir'den bu okulda okumak için geldim ve 10 sene boyunca o yurtta kaldım. Ve şu an mutlaka bunu takip eden arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklar. Biz de o zaman da böyle bir şeyin içerisinde, hani YouTube kanalları vesaire bir şey yapmazdık. Bir hocamın, bir de sevgili, inşallah dinliyorsa kulaklarıdır, yani buradan sevgilerimi de gönderiyorum, Onur Şenler'in çok güzel şeyleri vardı, kasetleri. O kasetleri birbirimizden çeker ve beraber bir odanın içerisine toplaşır, beraber dinler ve onlar gibi çalmaya çalışırdık o dönemde ve çok paylaşırdık. Yani hem aynı yurtta kalan insanlar, birbirimize zaten çok paylaşırdık ve müzisyenler olarak da çok paylaşımcıydık. Beraber çalardık, birlikte çalmaktan çok hoşlanırdık. Şimdiki jenerasyonda hocanın öğrencilerinden gördüm, bunları ben de göremiyorum. Ve bu platformun mesela paylaşmayı tekrar hatırlatabileceğini umuyorum ben de. Çünkü çok bireysel olmaya başladı. Evet, herkes bir yerden bir kayıt dinleyip odaya girip onları çalışıyorlar sadece. Onunla yarışıyorlar. Ama aslında beraber paylaştığınız o ruh bambaşka bir şey. Onu o ekrandan alamıyorsunuz.
kalp çarpıntısını hissetmek başka bir şey diye düşünüyorum. O yüzden umuyorum bu nota paylaşımları, beraber söyleşiler, hislerinizi paylaşmanız daha onu tekrar hatırlatacaktır diye umuyorum ben de. Yeni jenerasyon. İnşallah. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ellerinize sağlık. Durmak yok. Devam. Evet. Aynen devam. Çalışmaya devam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.